Yani mesela dimağı duymayan mı var? Tahayyülü değil mi? Ama kullanamıyoruz. Hastalıkta kullanamıyoruz. Hayata kullanamıyoruz. Hayata eyleme geçiremiyoruz. Sıkıntı gelince hemen de ki tamam. Serbest bölge aktif. Dün anlattım. Emre de oradaydı. Bak şimdi. Çok hoş bir şey. Bak şimdi. Şöyle yapayım da. Arkadaşlar. Gafurumu görüyor musun abi? Evet abi. Burası serbest bölge. Serbest bölge. Burada abim ne vardı? Tahayyül. Tasavvur değil mi abi? Hoşuna değil. Buradan sonra şurada taakkul vardı. Taakkul. Şimdi bak buraya kim atıyordu? Şeytan. Kafir cinler. Erba habiseler. Mevadi şerireler. Tamam mı abi? Evet. He. Bir şey anlatacağım. Serbest bölge mi? He. Buraya şeytana mukabil melek. Kafir cinlere karşı Müslüman cinler. Erva habise, ye bedel, erva aliyeler. Güzel sözler, güzel kelamlar, güzel resimler, güzel düşünceler, fikirler, güzel zanlar. Erva aliyeler. Dördüncüsü mevadi şerireler mukabil. Mevadi aliyeler, camiler, mekanlar yani. Medreseler, güzel şeyler. Mekanın güzelliği, tamam mı? Şimdi dedim ki, o da şaşırdı. Buraya hakim olmanın şartı hakim olmaya çalışmamaktır. Sahip çıkmayacaksın. Tamam mı? Yani oraya hakim olmaya çalışırsan yaban arılarını sana musallat edersin. Çünkü buranın özelliği şudur. İnsan olmanın özelliği. Her şeyin her şekilde bulunabileceği, her şeyin her mertebesini bulunabileceği, her daim insanın kontrolünde olamayacağı, şeytan bana Beyazıt'ta geldi dedi ya, burada oldu, camide karşıma çıktı diyor. Ondan sonra dört, insanın kafasının iksir kalbini mayalandığı bir yerdir. Peki buraya nasıl hakim olacaksın, bırakacak mıyız? İlginç taraf o, hiç burada sorun olmadığı için ona girmedik. Peki buraya hakim olmanın yolu hakim olmaya çalışmamaktır. Böyle yaptı. Tamam da nasıl iş yapacağız o zaman? Doktor dedi. Hatırınıza geleniniz var mı? Ben o sorduğu için o anda cevap verdim ona. Nasıl hakim olacağız? Buraya nasıl? Hakim olmaya çalışmamakla hakim olacağız da yöntem nedir? Yöntem şudur. Terklerle bununla ilişkini keseceksin. Terk. Terklerin bu adamın buraya veri vermesini engelliyorsun ve hakim oluyorsun. Aşağı nitini bitiriyorsun. Bir şey yapmayarak yapıyorsun. Evet. Hiçbir şey yapmıyorsun. Terk-i kebair defime fasit. Terkler bunlar, buraya aktarımını kesiyorsun kablosunu. Veya elektronikçi Erdinç'im nerede Erdinç'im? Bu kablo şey yaptığın için, kaynak yaptığından söylüyorum. 20-30 tane kıl gibi şeyler var, kablolar. Tamam mı? Böyle kablo. 3-5 tanesini kessen. Evet biri gidiyor ama tamamlayamıyor. Tamamen kesemiyorsun. Ama bunun adı tek gafurun. Bu sıra canını okuyorsun bunun. Yani şey düşünün, bir tarlayı düşünün, bahçıvan oraya su gidecekti. Kesti, tarla kurudu. Ben asit mi döktüm diyor ağaca. Ben mi ağacı kestim de kuruttum? Nasıl kuruttu? Suyu kesti. Çok güzel. Canını okudu. Yani ağaca, tek tek ağaca nasıl kuracaksın ya, asit dökeceksin, keseceksin, çok zor ya koca tarlayı, suyu kestir mi, birkaç hafta sonra bitti. Terk böyledir. Suyunu kesiyorsun, canın veri vermiyorsun. Yani televizyonlara muhatap olmuyorsun, internete muhatap olmuyorsun, ne yapıyorsun? Yapmamakla yapıyorsun Ali. Allah, biri münker biri nekir oluyor abi, ne kadar güzel. Evet, münker nekir. Acayip bir şey. Münker de mekir acayip bir şey. Bir de Harut Marut'a benziyor.